Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden Ebu Rib'i Hanzala İbni Rebi el-Useyd şöyle demiştir. Ebu Bekir benimle karşılaştı ve bana "Nasılsın ey Hanzala?" diye sordu. Ben de "Ben münafık oldum" dedim. Ebu Bekir "Sübhanallah, sen ne diyorsun?" dedi. Ben de cevaben şöyle dedim. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuzda bize cennet ve cehennemden bahsediyor, sanki gözlerimizle görüyormuş gibi oluyoruz. Onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına ve işlerimizin başına dönünce çok şeyi unutuyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, Allah'a yemin ederim ki biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız. Ben ve Ebu Bekir birlikte yola düştük ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ben, ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ne demek dedi. Ben, ya Resulallah, senin yanında bulunduğumuzda bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun. Sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Senin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki şayet siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip zikir üzere olabilseydiniz, yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederdi. Fakat ey Hanzala, bir saatinizi ibadete, bir saatinizi de dünya işlerine ayırınız. Buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrarladı.